Günaydınlar. Bir önceki videoyu izleyenler nerede olduğumuzu hatırlayacaklardır. Laguna Negra, Refugio, İtalya. Yani İtalya dağ evi ve Karagöl. Yalnız sabahki görüntüsü yine kıyakmış ha. Birazcık böyle kapalı bir hava var bugün. Çok güzel görünüyor. Dün gece tuvalete kalktım. Sanki kuzey ışıklarını görmüş gibiydim. Bak şuradan şöyle komple bu tarafa doğru yemyeşildi yukarısı. Yani yeşile kaçıyordu daha doğrusu. Yemyeşil demeyeyim de yeşile kaçıyordu gökyüzü. Kuzey ışıkları gibi hissettim vallahi. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bugün yürüyüşümüzün ikinci günü. Maalesef tatsız bir haberle başlıyorum ikinci güne. Çünkü yapmak istediğim rotanın aslında kapalı olduğunu ve yapamayacağımı öğrendim. Normalde ben ilk gece burada konaklamayı planlamıştım. Burada konakladık, güzel. Bir tık attık ona. Daha sonrasında Jakob isminde bir göl var. Oraya gitmek istiyordum. Orada da bir dağ evi var. Orada kamp atmak istiyordum. Bu ikinci gecem olacaktı. Üçüncü gecede Frey isminde bir dağ evi var. Onun yanındaki gölde kamp atmayı düşünüyordum. Orası birazcık böyle soru işaretiydi. Yani yapsam mı yapmasam mı diye düşündüğüm bir yerdi. Ama o rotanın kapalı olduğunu öğrendim. Şimdi ben şu taraftan geldim, yürüdüm. Şöyle inmem lazım. Şu rotayı bu şekilde devam ettirmem lazım. Yani şu iki dağın arasından gitmem lazım. Kapalıymış o yol. Ama internette hiçbir bilgi yazmıyordu. Ben de mecbur şu karşıdaki zirveyi görüyorsunuz değil mi? Onun arkasından dolaşıp başka bir göle gitmem gerekecek. Çünkü tek açık rota orasıymış. Çocuk şey dedi, dağ evindeki çocuk görevli. Bir tek o rotayı yapabilirsin dedi. Onun dışında ya da geldiğin yoldan geri dönebilirsin dedi. Diğer rotayı kapattılar dedi. Ve ne zaman açılacağını da bilmiyoruz. Buraya gelmeden önce her Refugio'nun kendi internet sitesi var, tamam mı? Ve o internet sitesinden rezervasyon yapabiliyorsunuz. Mesela Refugio'da kalmak istedin, yer ayırtıyorsun. Ya da kamp yapmak istedin, yer ayırtıyorsun. Çünkü burada kalabilecek insan sayısı sınırlı. Kamp yeri sınırlı ve tabii ki Refugio'nun içerisinde konaklayabileceğiniz yer sayısı sınırlı. Bunun yanında her Refugio'nun sitesinde bir de bu ulusal parka formu var. O formu doldurmanız gerekiyor. İşte acil durum bilgileri falan yazıyorsunuz. Hangi rotayı yürüyeceğinizi yazıyorsunuz. Ola ki başınıza bir şey geldi. Yani biliyorlar sizin burada olduğunuzu. Ben mesela o formu doldurdum. İlk videoda söylemeyi unuttum sanırım. O yüzden bu videonun başında söylemek istedim. Ama o formu doldururken bu benim yapacağım rota açık gözüküyordu. Ama buraya geldik, kapalı. Demek ki form güncel değil. Buradan bunu çıkarıyoruz. Tatsız oldu ya. Yani ben diğer iki yeri görmek istemiştim. Göl ve manzarası güzeldi o iki yerin. Bakalım bu diğer yer nasıl olur, hiç bilmiyorum. Sürpriz olacak artık, bakayım. Yakın da gözüküyor. Çok uzak da gözükmüyor ama ne kadar bir yol yürüyeceğim, kaç saat tutacak. Harita bazen yanıltabiliyor ya, o yüzden çok kestiremiyorum. Ya baktım beğenmedim. Yürürüm geri Colonia Suiza'ya. Bir gece konaklamış oluruz, yapacak bir şey yok. Geldim çadırıma. Sularımı doldurdum. Bulaşıklarımı yıkadım. Dün yıkamamıştım vallahi hiç. Gözüm kesmedi oraya yürümeye. Allah. Oo, nasıl soğan kokmuş ha. Nasıl soğan kokuyor içerisi. Şunu çıkaralım da çay yapayım kendime. Zümsede leke falan atıştırayım. Sonra çıkalım yola ya. Bugün hava güzel, rüzgar yok. Dün akşam neydi öyle ya? Dün akşam biraz rüzgarlıydı. Böyle şu yerdeki tozu kaldırıyor ya, onu hiç sevmiyorum. Yemek yapıyorsan içine giriyor. Bir şey içiyorsan içine giriyor. Ağzın evine giriyor. Allah. Dulce de leche donmuş. Ne kadar soğuk yaptıysa artık. Gece uyuduğumda.
Çadırımı topladım, çöplerimi aldım. Şunu da şöyle düzeltelim. Ama bu çok dik durmuyor, okunmuyor. Eğilip bakmak lazım. 7 kilometrelik bir yürüyüşüm var bir sonraki dağ evine kadar. 2000 metrenin üzerine çıkacağız. 2050'lerde mi, 2060'larda mı, öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum rakımı. 9.30 şu an saat. Hafiften bir güneş göründü ama bohem bir hava var. Tam yürüyüş havası var. Güneş sizi yakmıyor, yıpratmıyor. Baksanıza çadırlara. Şöyle veda edelim Karagöl'e. Dikkat et reis. Alo, buenas. Lan sabah sabah karşılaştığımız rotaya bak. Burası sakat. Okey. Gracias. Çanta büyük ya, sığmıyor oraya. Taşa çarpıyor, taş da iktiriyor öyle olunca. Böyle hareket yapınca savuruyor seni. Şimdi buraya geçeceğiz ama düzgün basmak lazım. Çünkü baksanıza, çukurlar oluşmuş orada. Belli ki boşluk aşağısı ve kayalık. O yüzden dikkat etmekte fayda var. İnsanların bastığı yerden gidiyorum ben de. Şurada rotayı yanlış yere çıkarmışlar ta. Şuraya bir boya atmışlar. Oraya çıktım, sonra aşağı indim. Yol buradaymış, görmedim. Hemen şuraya bir taş dizdim de belki sonradan gelenler görüp hiç yukarı çıkmadan devam ederler. Çünkü yukarı çıkınca daha sıkıntılı hale geliyor. Buraya ip koymuşlar. Öyle ipe tutuna tutuna şunlara basa basa çıkacağız. Nereden gideceğiz? Şuradan tırmanıp şuradaki patikaya bağlanacağız ya da yok ya, buradan. Ne tırmanması? Burada rot şey varmış ya. İşaret varmış. Bak çanta beni nasıl bu tarafa savuruyor.
yumuşak bir iniş yaptık. Oh 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 oh. Sabah sabah fena atraksiyonlardayız ha. La oğlum git. Sinekle sen uğraşmayayım ya. Şuradan şunu tutun. Dur. Şöyle. Oh be, indik. Dizim acıdı. Çadır kurduğum yer şurası. Yeşillik alan var ya. Oradan başladık yürüyüşümüze. Gölün bu tarafından geldik. Birazcık tırmandık. Şu an 1700'lerdeyim. Şuraya doğru gideceğim. Çaprazlamasına gideceğim. 1800 küsürlere çıkacağım. Ama bitmeyecek. 2000'lere de çıkacağız. Şöyle çapraz yardıralım. Çünkü rota orayı gösteriyor. Şu karşıdaki tepenin arkasından ya da o tepenin üstünden, artık bilmiyorum, gidince göreceğiz. Bu taraftan geldik. Manzaramıza bakın. Hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Şu dağın güzelliğine baksanıza. Şurada bir zirve görüyorsunuz. Şu olması lazım. Çok seçemiyorum, kamera ufak ya. Orası Şili'ymiş. Yani Şili'deki zirveymiş. Bu karşımızdaki dağın bir kısmı da Şili'ye aitmiş. Yani Şili ile Arjantin arasındaki doğal sınırlardan bir tanesi. Bakın burada bir tane göl var. Şu aşağıda bir tane göl var. Bu bölgede 5 tane göl varmış. Ciao, suerte. Bu abi ve ablalar da, abiler ve abla da daha doğrusu, karşıdaki göle gidiyorlarmış. Buralıymış, onlar birazcık sohbet ettik. Ben burayı görünce şaşırdım. Sağ olsunlar fotoğrafımı çektiler. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Hakikaten güzel bir manzaraya çıktık ha. Ben şuraya tırmanacağım. Daha sonrasında arka tarafa geçeceğim. Bu tarz yerlerde yürümek bayağı tehlikeli. Burası tahmin ettiğimden daha da tehlikeli bir rotaymış. Çünkü
karşıdan buraya bakınca tam olarak kestiremiyorsun nasıl bir rota olduğunu. Bu tip kayalar, küçük taşlar, yani irili ufaklı kaya ve taşların olduğu rotalar bence tehlikeli rotalar. Çünkü stabil değil yani, anladın mı? Basıyorsun, kaya da bilir, gide de bilir. Ve kaydığında küçük çaplı bir erozyon yaratabilir, seni de aşağı çekebilir. Yani kayaların arasında kalıp aşağı kaydığınızı düşünsenize. Ya da rüzgarın etkisiyle veyahut da başka sebeplerden yukarıdan üstünüze taş veyahut da kayaların geldiğini düşünün. Aşağı yuvarlandığını düşünün. Yani çok tehlikeli. Canınıza mal olabilir. Bence o yüzden bu rota tehlikeli. Bu tip rotalar tehlikeli. Sadece burası değil. Bunlar da çünkü erozyonla oluşmuştur. Yani bu forma, bu hale gelmiştir. Yani bastığım yerler oynak. Umarım bir şeyleri hareketlendirmeyiz. Batonları koydum çantaya çünkü zor. İnerken belki daha kolaylık sağlar ama çıkarken tırmanmanız gerekiyor. Elinizi de kullanmanız gerekiyor. Manzara şahane, şahane. Şu iki gölü daha net görmeye başladım. Ve Şili'deki zirveyi de daha net görmeye başladım. Ta arkada bir zirve daha uzanıyor. Bayağı buzul. Bembeyaz zirve. Güzel bir yermiş burası. Manzara bakımından. Geldiğimiz yönde de manzara mükemmel. Şu an yaklaşık 1900'lerdeyiz rakım olarak. 2000'i göreceğiz. Çok az geçeceğiz 2000'i. Sonra aşağı. Vay be. Oo, orada da bir göl var. Şahane vallahi, şahane. Seviyorum dağları ya. Hakikaten çok seviyorum. Şu manzaraların verdiği keyif birçok şey vermiyor yani. Nasıl gözüküyorum? Şöyle manzarada kendimi de göstereyim. Hak ettim. Şöyle arkama dağları da alayım. Buradaki dağları. Oy oy. Rotayı belli etmek için yine taşları kırmızıya boyamışlar. Yolun bir kısmında yoktu bu. Taşları üst üste dizmişlerdi. Şimdi tekrardan karşımıza çıkmaya başladı. Güzel. Vay arkadaş ya. Burada da gözlük kırılmamalı yani, anladın mı? Burada da kırılmamalı. Şimdi 2 dakika burada bir soluklanalım da şu kurusun. Sonra devam edelim. Ya durduğum yeri göstereceğim şimdi size. Böyle bir şey olamaz ya. Bak neredeyim. Gözlüğü yapıştırdığım yere bakın. Sinekler bela oldu başıma. Sinekleri kovalayacağım diye 2 kere kırdım gözlüğü ya. Gerçi şu an kırılan yer çıktı. Vay arkadaş. Sinirler bozuldu. Bunu da iyi ki almışım yanıma. Normalde küçük çantada taşırım böyle şeyleri.
Dedim ne olur ne olmaz, şimdi küçük çantada akar makar yapışır bir şeyler. Al dedim büyük çantaya. Vay, güzel manzara. Çok güzel manzara be. Gözlük yapışmadı bu arada. Açtım şu ağzımı yine. Büyük ihtimalle çok fazla şey damlattım ya. Daha önceden de kırıldığı için birkaç kere, çünkü kopup tekrardan yapıştırmıştım. O yüzden yapışmadı büyük ihtimalle. Çok fazla şey var. Temizlemem lazım o bölgeyi. Gözlüksüzüz. Yapacak bir şey yok. Oğlum gidin lan, gidin 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 lan. Delirttin lan beni, lan beni delirttin. Allah Allah, ne kadar yılışık pis canlılarsınız ya. Vay arkadaş ya, yemin ediyorum bütün keyfimi için ettiler ha. 20 tane kara sinek, koca sinek. Kocamanlar ya. Yapışıyorlar, gitmiyorlar. Allah Allah. Şuraya bak ya. Kon kon. Şuraya bakar mısınız? Ya ben hangi biriyle mücadele edeyim ya? En son artık çareyi böyle yapmakta buldum. Onlarca var ya, onlarca var. Şuraya bakar mısınız? Böyle rezillik olur mu ya? Lan arkadaş, burayı araştırırken bir Allah'ın kulu da söylemedi ya da bloklarda yazmamışlar. Bu kadar sinek var, dikkat edin bilmem ne. Hiç kimse ya, hiç kimse ya. Rota beni bataklığa soktu da şuradan gideceğim sanırım. Haritanın gösterdiğine göre geçit burası. Burayı geçmem gerekiyor. Dağı öyle aşacağım. Ama buradan birazcık tehlikeli duruyor çünkü çok dik. Yani buradan bayağı dik gözüküyor. Nasıl geçebilirim bir fikrim yok. Tırmanışa başlamadan önce şeftali yemek istiyorum. Sinekler rahat vermiyor. Öğle yemeği yiyemeyeceğim. Hızlıdan bir şeftali yiyip tırmanmaya başlayacağım. Birazcık gözüm korktu, yalan söylemeyeceğim. Çünkü bayağı dik. Ve taşlık, kayma ihtimali çok yüksek. Şuradan şöyle. Şöyle çapraz. Sonra dik galiba. Çok kestiremiyorum şu an. Hafif ekşimsi. Lezzetli. Şu iki kişi nereden çıktı bilmiyorum da. Şurada şeftali yerken bir baktım bunlar yürüyor.
iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Aşağı kaya yuvarlamazlar inşallah. Çünkü kayıyor. Bastığınız taşlar tak 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 aşağı gidebiliyor. Tabii bir yandan da iyi. Nereden çıktıklarını az çok görebiliyorum. Ama haritayı açıp baktığımda çocukların çıktığı yerden çıkılıyordu. Yani haritayı takip etsem ne olurdu? Bu ses ne lan? Pat diye bir ses geldi. Fena dik. Ya sinekler bari burada rahat bırakın ya. Zaten canım burnumda. Basacak yer yok. Hareket ediyor hepsi. Şu taraftan gitmek daha mantıklı. Oraya geçmem lazım. Ama nasıl? Buradaki taşlar bayağı küçük. Bastım mı hareket ediyor. Hayır. Ay çok fazla küçük taş var ya. Şuradan şöyle çapraz gitmem lazım, evet. Çok zor. Geldiğim yere bakar mısınız? Hala bitmedi tabii ki. Devam ediyor. Şaka gibi ya. Hakikaten çok zor ve tehlikeli bir rotaymış. Hiç böyle düşünmemiştim ben. Hiç böyle düşünmemiştim. Bu iki arkadaşı yakaladım. Burada dinleniyorlardı. Ben de geldim yanlarına oturdum. Birazcık sohbet ettik. Tam bir sohbet ederken tepemizden, tam böyle dibimizden diyebileceğim bir noktada kondor geçti. Şu tepenin arkasını uçtu. Ben tabii kameraya uzanana kadar cebime. Oho. Mükemmel hayvan kondor. Bayılıyorum kondorlara. Çok az kaldı. Şu geldiğimiz yere baksanıza. Yemin ediyorum delilik ya. Bak samimi söylüyorum, delilik bu yaptığım. Ama seviyoruz dağları işte. O yüzden keyif alıyorum yani. Hakikaten keyif alıyorum. Bir şehir gezmektense şurası bana 1000 kat daha çok keyif veriyor. Bilmiyorum siz ekran başında seviyor musunuz böyle aktiviteleri de. Tabii birazcık canımı tehlikeye atıyorum, atmıyor değilim. Zor böyle şeyler maalesef. Güzel bir şey ama tehlikeli bir yanı da var. Yani buraya çıkmasan şu manzarayı ancak fotoğraftan görürsün ya, başka. Ama onun da bir keyfi olmuyor yani, şuradan canlı canlı oturup izleyebilmek. Cidden aklımı yitirecek gibiyim bazen bu manzaraları görünce.
Çok az yolum kaldı. Hadi bakalım. Ayaklara kuvvet. 2000 metredeyiz artık. Şimdi şöyle patikayı takip ediyorum ama bu da böyle kum olduğu için çok fena kayıyor. Bak uçuyor kondor bak. Bu uçuyor. Tabii kamerada gözükme ihtimali çok düşük ama çıktığım yer gözükmüyor bile. Bakın o kadar dik. Şuradan başladık. Ve bitirdik. Of. Tehlikeliydi, tehlikeliydi. En ufak bir hataya bakar yani. Yuvarlanırsınız, üzerinize de taşlar yuvarlanır. En ufak bir hataya, şanssızlığa bakar. Hayda. Hermoso. Of. Perfecto. Wow. Aquí? Ah, aşağı. Ah, okay. Şuradan dönüp aşağı inecekmişiz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Kondor uçuyor hala orada. Bariloche de şu tarafta kaldı. Mükemmel, vallahi mükemmel. Şimdi burada çıkılan bir tane böyle zirve varmış. Oraya çıktım. Çantayı aşağıda bıraktım. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Of. 360 derece görebiliyoruz etrafı. Şöyle göstereyim size. Bir yandan dikkatli olmam gerekiyor çünkü buradaki taşlar sivri. Düşmemem lazım. Hiç bu kadar güzel bir manzara göreceğimi beklemiyordum. Bak samimi söylüyorum. Fena fena. Çok fena. Çok fena ya. Bak şu arkamda geldiğimiz yer var. Hemen böyle kamerayı çeviriyorum. Bariloche ve diğer kasabaların olduğu ve Yedi Göller olarak adlandırılan bölgenin olduğu yer. Mükemmel, mükemmel. Manzaraya karşı oturdum. Dedim abi ben burada yemek yerim. Böyle güzel bir manzara buldum. Sinek de yok. Hemen öğle yemeğine oturdum. Vallahi çok açım. Şeftaliler güzel tuttu bizi oraya çıkana kadar ama acıktık. Ya bu ton balığının rengi biraz garip ya. Bazı kısımları böyle sarı sarı. Zehirlenmeyiz inşallah. Tabii siz manzarayı göremiyorsunuz, kusura bakmayın. Manzarayı size gösterdim. Sıra bende. Ben izleyeceğim. İzlerken de yemek yiyeceğim. Kamerayı koyamadım başka türlü. O yüzden gösteremiyorum manzarayı. Yemeği hazırlayış şeklimi gösteriyorum. Sonra zaten kamerayı kapatıp tıkınmaya devam edeceğim. Maksat sizlere nerede ve nasıl yemek yediğimi göstermek. Yalnız müthiş ya. Yani hiç böyle bir şey beklemiyorsun ya. Daha da bir keyifli oluyor. Samimi söylüyorum. Beklenti olmadığı zaman çok daha güzel olur ya. Daha güzel hissedersin ya. Tam olarak onu yaşıyoruz şu an. Sosyal medyadan para kazanıyorsan ne yapacaksın? Instagram'a da çalışacaksın. Hemen şöyle bir tane Instagram'a fotoğraf atayım takomla. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim dostlar. Burak Durgun. Burak'ta iki tane var. Burak Durgun gibi. Hadi bakalım afiyet olsun. Hak ettim. Hak ettim.
samimi söylüyorum, hayatımda yürüdüğüm en garip rotalardan biri. Yani çok garip ve tehlikeli bir yerden çıktık. İnişi de oraya aratmıyor ya. Harbiden inişi de çok tehlikeli. Böyle akla karayı seçiyorsun yani. O kadar dikkatli olman gerekiyor ki. Mesela bak, şuradan böyle yürüyerek karşıya geçeceğiz. Karın üstünden, ama şimdi oraya nereden ineceğiz? Şuradan ineceğiz. Yani hayatımda yürüdüğüm gerçekten en farklı, en değişik, en tehlikeli rotalardan bir tanesi burası. Ve sadece 7 kilometre. Şaka gibi değil mi? 7 kilometrede bütün aksiyonu yaşattı bize. İlk basacağım yerin altı bayağı bir boşluk. Bunu nasıl yapacağız? Sanırım şuraya geçmemiz gerekiyor. Bir şeye takıldı. Usuaya'da bir rota yürümüştüm ya, hatırlıyor musunuz? Karların içinde. İlk kar deneyimimde. Nasıl keyif almıştım ama bayağı da korkmuştum. Hoppa. Altımızdan nehir akıyor. Ben de karın üstünden yürüyorum. Bir düşsek nehirdeyiz yani. Daha demin yolu bulamadım. Kafam karıştı. İşaretler de kayboldu. Haritaya bakıyorum, haritada da yanlış yerdeyim. Farklı bir yer takip etmişim o yüzden. Şimdi işareti görüyorum oradan. Devam edeceğim. Aşağıda dağ evini gördüm. Bayağı yakın ama dik olduğu için işte öyle bam diye gidemiyorsunuz. Yoksa bayağı yakındayız şu an. Yalnız Patagonya'da hayatımda hiç olmadığım kadar karla haşır neşir oldum. İşte kuzu kuzu geldim. Lan. Gidiyordum. Arkadaş, trekking yolu karla kaplanmış ya. Ve dimdik aşağı iniyor yani. Böyle rota mı olur lan? Dur bakayım, şuradan biraz ilerleyeyim, olmadı tekrar karın üstüne geçerim. Oradan gitmem daha mantıklı gibi çünkü. Ama duramazsan da orada geçmiş olsun. Ha bak, daha iyi gözüküyor. Böyle bir sıkıntı var yani, duramayabilirsin. Yoksa gidelim. Daha keyifli. Yani ayaklar sırılsıklam oluyor ama zaten ona yapacak bir şey yok. Onu göz aldık ayakkabıyı değiştirmeyerek. Evet, ben mecbur karın üstüne geçmem lazım. Buradan iniş yok. Yok ya, ineriz sanki buradan da. Yani bayağı sıkıntılı çünkü, duramaya da bilirim orada. Yok ya.
Yok ya. Boşluğa baksanıza. Beni geriyor bu boşluk. Ya daha demin karın üstünden mi gitsem yoksa taşların olduğu kısımdan mı insem diye düşünüyordum. Çok dikti karın olduğu kısım. O yüzden böyle bir ilk adımı attım ama baktım olacak gibi değil. Dedim abi sen taşlardan in. Çünkü burada kaydın mı duramama ihtimalim var. O yüzden inmeyi düşündüğüm yer burasıydı. En başında olsaydım belki denerdim. Ama ortadan girmeye çalıştım ben öyle olunca. Birazcık ürktüm açıkçası. Sonunda ulaştık be sağ salim. Vallahi çok sıkıntılıydı ya. Çıkışı ayrı, inişi ayrı. Bayağı sıkıntılı bir rotaydı ama acayip keyifliydi bak samimi söylüyorum. Acayip keyif aldım. Ama bu zor ve tehlikeli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi karşıya düşmeden de geçebilirsek mükemmel olacak. Buraya geldiğimde saate baktım. 6.40 kaç yok. 16.42 pardon. Ben 9.31'de başlamıştım. 16.42'de bitirdim. Yani düz hesap. Ne kadar yapıyor? 6 saat 45 dakika gibi bir sürede. Yaklaşık 7 saatte bitirdik işte. Refugio'daki çocuk şey demişti bana. 7 ile 10 saat arası demişti. Ya dedim harita 7 kilometre gösteriyor. 2,5 saat gösteriyor. Neden bu kadar fazla? Çok sıkıntılı bir rota demişti. Harbiden de haklıymış yani. Neredeyse 7 saat tuttu benim gelişim buraya. Yemek molası verdim. O bu şu vesaire bilmem ne. Onları düş. Gerçi biraz daha kısa. Ama yine de iyi geldik. Sağ salim geldik. Önemli olan o. Burası da Refugio Lopez. Yani Lopez Dağ Evi. Görmüyor bir şey yok. Bu arada geçtiğimiz o kısım vardı ya, buzul bir kısım. Orası donmuş göl. Haritadan baktım. Buranın manzarası güzel yalnız. İki dakika soluklanalım ya. Vallahi şeytan diyor bu kadar yürümüşken basket dön barilo çeyiç kamp kurma. Çok güzel yürüdüm çünkü ya, hala enerjim var. Kalabalıkmış yalnız burası bayağı. Yukarıdan bayağı da bir çadır gözüküyordu. Sevmiyorum kalabalıkları ya. Gidesim var. Hamburger yesim var. Yemin ediyorum canım çekti ya. Şehre dönünce kendime hamburger alacağım. Ödül maması. Arkadaş ben yine garip bir yere girdim ya. Çok garip bir yere girdim yine. Patika yok. Harita burada gösteriyordu ama patika yok. Ya baktım yukarıda çok fazla kamp kuracak alan yok. Kalabalık birazcık. Düzgün çadır kurabileceğim bir yer kalmamış. Çok fazla ses vardı, gürültü vardı. Dedim abi buraya kadar geldin. Güzeldi bir macera yaşadın. Devam et, dön köyüne. Şimdi aşağı doğru iniyorum ama kaybolduk herhalde. %100 kaybolduk da nasıl bulacağız yolumuzu? Bir fikrim yok. Oyda, oyda, oyda. Vay arkadaş. Nerede bu patika ya? Bugün amma aksiyonunu geçti ha. Ya bu video hakikaten amma aksiyonunu geçti ha. Önceki videoda bu videoya nazaran hiç atraksiyon yok yani. Sıfır. Sakin, tranquilo bir video oldu. Bağcıma basmışım. Onu bağlayayım. Ayakkabı da maşallah. Cillop gibi. Yılan tıs. Hadi bakalım bulalım yolumuzu ya.
Buradaki ağaçların da üçte biri devrilmiş. Hoppa. Yani şu an yol nerede hiçbir fikrim yok. Tamamen nehre doğru yürüyorum. Nehirden bir yerden karşıya geçmem lazım. Sadece onu biliyorum. Nehrin sesine doğru gidiyoruz. Bir kaybolmadığımız eksikti. Onu da tamamladık. Bir bu eksikti. Bakın sallanıyor. Hop hop. Şşt, dayı sakin. Hadi buyurun. Nasıl geçeceğiz karşıya? Şuraya insem, buradan ağaç kütüğüne zıplasam geçeriz, geçeriz. Nereleri geçtik, burayı da geçeriz. Hoppa. Dağlı gidiler. Hala ısırıyorlar ya. Adım gibi eminim var ya, bu yolu kullanmıyorlardır. Bugün haritada birkaç tane farklı yol gösteriyordu yürüyüş rotası üstünde. Yollardan bazıları kullanılmıyordu mesela. Ben işaretleri takip ederek geldim. Buraya da haritaya güvenerek girdim de keşke işaretleri takip etseydim. Belli ki burada yol yok. Olsa zaten işaret koyarlardı, insan olurdu. Patika olurdu. Kafama göre. Haritada gördüğüm yola doğru yürüyorum. Ya bu başımın belaları yine geldi ya. Baksanıza. Oğlum bir gidin lan. Vallahi mahvettiler beni ya. Nehir ta aşağıda kaldı var ya. Dimdik bir yerden çıktım yine. Şu son patika. Şu ağaçlar olmasa çıkmamın imkanı yok. Feci kayıyor. Oh be. Ta karşı tarafta bir yerdeydim. Şimdi yolu buldum. İyi, yolu bulduk. Çok güzel. Çok yoruldum ama. Yani bu tarafa geçeceğim diye. Her yerime bir şey battı. Ağaç dalları mı desen, başka bir şeyler mi desen. Neyse, bulduk yolu. Güzel. Ya şu sinekler olmasa 10 numara rota bak. Aksiyon var, manzara var. Lloyd, sakin. Hayırdır hocam, geçiş ücreti mi istiyorsun? Geçiyorum bak. Sakin ol. Ne oldu şimdi? Agresif, agresif. Yolculuğumuz burada bitti. Hadi hayırlı olsun. Vay be. Bayağıdır yürüyorum ha. Sabah 9.30'dan beri yürüyorum. 9 saat oldu sanırım, yanlış hesaplamadıysam. Yaklaşık da 15 kilometre yol yürüdüm. Yeter da. Buradan artık Bariloche'ye doğru. Bir parmak kaldırırım. Otostopu alırlarsa güzel. Almazlarsa ileride bir tane otobüs durağı var. Otobüs bekleyeceğiz. Bu videoluk benden bu kadar olsun dostlar. Zaten bugün mükemmel bir gündü benim için. Yani macera, aksiyon,
tehlikeliydi dürüst olmak gerekirse. Bazı noktalarda korkmadım desem yalan olur. Cidden sıkıntılı yerlerden geçtik ama o adrenalin, o aksiyon seviyorum işte. Gerçekten seviyorum. Mükemmel bir gündü benim için. Tek olumsuz nokta vardı, sinekler. Yani bayağı sinirlendirdiler bazı noktalarda beni. Ama anlamışsınızdır yani üstünde 40-50 tane sinek dolaşması normal bir şey değil. Ah çok çok güzel bir gündü be. Mükemmel manzaralar gördük. Hayatımda yürüdüğüm en güzel rotalardan biriydi. Kesinlikle yani o verdiği heyecan, manzarası, his. Sevdim burayı. Yani neye niyet neye kısmet, diğer tarafa yürüyecektik, buraya geldik. Güzel bir gün oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben artık Baruleçe'ye doğru kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim dostlar. Bir beğeni, bir yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız, ben video paylaştığımda size haber gelsin istiyorsanız, abone okutucunun yanında bir zil var. Onu açarsanız haber gelecektir sizlere. Çünkü bazı arkadaşlar soruyor, abi video yayınladın haberimiz olmadı diye. Zili açarsanız videodan haberdar olursunuz dostlar. Instagram Burak Durgun takip ederseniz çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Ah konuşamadım. Adios amigos. Ciao ciao ciao. Bariloche 26 km diyor. El Bolsa 153 km.